Herkese merhaba. Yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle fren sisteminden bahsedeceğiz. Daha sonra da fren sistemi ile alakalı en çok çıkan 20 tane sınav sorusuna beraber çözeceğiz. Şimdi fren sisteminin görevi şuydu. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını, sabitlenmesini sağlamaktı. Altını çizdiklerim ve yıldızladıklarım sınav odaklı bizim için önemli olacak. Bir de oraya görevi, sıkı fren, hidrolik ve günlük yazdım ama şunlara geleceğim. Şimdi fren sisteminin görevi denince şunu bilin. Aracın hızını düşürmektir, aracı güvenli bir şekilde durdurmaktır. Bunlar fren sisteminin görevi. Peki frenler sıkı olursa, yakıt tüketimimiz ne olur da bizim? Artardı değil mi? Bakın frenler sıkıysa eğer yakıt tüketiminiz artacaktı. Bir de fren hidroliği var. Fren hidroliği e, ne zaman kontrol edilir diye sınavda soruyorlar. Fren hidrolin seviyesi günlük olarak kontrol edilecekti. Çünkü bizim için önemliydi. Fren yağı azalmışsa eğer hidrolik yağ ile tamamlanacaktı arkadaşlar. Ve e, diyelim frene bastınız. Hangi tekerleklerin durduğunu da soruyorlar bize. Şimdi frene bastık ya yavaşlayacağız veya duracağız. Ne olur? Ayak frenine basıldığında ön ve arka tekerlekler birlikte durur. Hani bunu da sorabiliyorlar. O yüzden söylemek istedim. Şimdi gelelim buraya. Fren sisteminin parçaları. Fren pedalı, merkez pompası, fren buraları, tekerlek silindirleri, fren diski, fren balatası, kampanalar, fren ayar sistemleri şeklinde. Havalı frenli bir araçta üstekilere ilaveten hava tüpü ve kompresör bulunur. Motor yani kompresyon frenin etkisi aracı yavaşlatmaktır. Hani bunu da soruyorlar. Etkisinin ne olduğunu? Aracı yavaşlatmaktır diyorsunuz. Ve geldik buraya. Bazı notlarımız var. Yine ben kendim de söyleyeceğim. Şimdi fren sisteminin en önemli elemanı neydi? Hidrolik yağdı, değil mi? fren yağı azalmışsa eğer hidrolik yağ ile tamamlanacaktı. Tekrar bunu hatırlamış olalım ve Fren yaptığımız zaman aracın hızı azalmıyorsa eğer hani azalması gerekiyor fren yaptık aracın hızı azalmıyorsa eğer e, hidrolin kalmamasından kaynaklıydı bunu da hatırlamış olalım. Daha sonra hidrolik yağın kalmaması frenlerin tutmaması neden olur dedik oraya yıldızladık servis ayak frene basıldığında ön ve arka tekerlekler birlikte durur dedik biraz önce söylediğimiz şey ve el frenin görevi bunu da sorabiliyorlar. Duran aracı sabitlemek yani kaymasını önlemekte. Der ki sınavda aşağıdakilerden hangisi el frenin görevidir der. Neyi bileceğiz? Duran aracı sabitlemek yani kaymasını önlemektir diyeceğiz. Ve el frenin çekili olduğunu ya da hidrolik seviyesine düşüş olduğunu bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisi diyecek? Hemen şu anda gördüğünüz gibi bu bizim el freni çekili veya hidrolik seviye düşük olduğunu anlamına gelen göstergemiz. Bir de el frenin teli var. El freninin teli koparsa el freni tutar mıydı? Hayır değil mi? Tutmazdı. El frenin teli koparsa el freni tutmayacaktı. Yine soğuk havalarda el freni çekili halde park edilirse, hani soğuk karlı kışlı bir hava olduğunu düşünün. Araçtan indiniz el freni çektiniz. Hani bu şekilde bıraktınız soğuk havalarda. Aracınızı bu şekilde park ettiniz. Ne olur diyor sınavda. Fren balataları donar, donar arkadaşlar ve kampanaya yapışır. Tekrar söylüyorum. El freni çekili bir şekilde indiniz park halini bıraktınız hava çok soğuk eksi bilmem kaç derece Fren balataları donar ve kampanaya yapışır bunu da unutmayın. Peki el freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse hani e, Araba sürmeyi yeni öğrenen arkadaşlarımız bu hatayı yapabiliyor Gayet normal Hani yeni başladığınız için tabii ki bu ama El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse ne oluyor? Kampanalar benim aklıma gelecek değil mi? Kampanalar ısınıyor ve fren tutmuyor. Peki fren hidrolik sisteminde sızıntı var ise ne olacak yine? Frenler tutmayacak. Ve geldik ABS fren sistemine. ABS fren sistemi frenleme anında aracın yol üzerinde kaymasını azaltarak direksiyon hakimiyetini artırırdı. Yine sınavda şıklarda aynen şu şekilde yazıldığı gibi arayacaktık. Dolayısıyla kaza riskini de azaltmış olurdu. Yine ABS fren sistemi frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlardı. ABS fren sistemi tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önlerdi ve aracın yol üzerinde kaymasını ve trafik kazası riskini de azaltırdı. Şimdi geldik hadi sorulara beraber çözelim. Fren yağı azalmış ise ne ile ne ile tamamlanır? Motor yağı, hidrolik yağı, dişli yağ, dişli yağı, gres yağı. Aslında biraz önce söylemiştim. Bakalım kimler dikkatli dinlemiş. Doğru olan cevabımız B şıkkı hidrolik yağ olacaktı ne zaman kontrol ediliyordu? Günlük olarak kontrol ediliyordu değil mi? Bunu da tekrar hatırlayalım ve unutmayalım. Ve fren yaptığımız zaman aracın hızı azalmıyorsa, hani yavaşlaması gerekiyor ya ben frene basıyorum. Ve aracımın hızı azalmıyorsa hidrolin kalmamasından kaynaklıydı. Bunu da hatırladık. El fren teli kopmuş ise hangisi olur? Kampana aşınır, fren sistemi hava yapar, el freni tutmaz, fren pedal boşluğu artar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. El freni tutmayacaktı. peki el freni çekik vaziyette unuttuk yola devam ettik. Ne ısınacaktı? Fren, kampanalar ısınacaktı ve fren tutmayacaktı. Soruları çözerken arada bir şöyle açıklay şey yapalım, hatırlatma yapalım. Yukarıdakilerden hangileri fren sisteminin görevlerindendir? 1. Aracın hızını düşürmek. 2. Aracın durma mesafesini artırmak. 3. Araca güvenli bir şekilde durdurmak. Neyden bahsediyoruz? fren sisteminin görevinden bahsediyoruz. Yalnız 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Doğru cevabımız C şakı 1 ve 3 olacaktır. Aracın hızını düşürmekte ve aracı güvenli bir şekilde durdurmaktı. Fren sistemi denilince aracın durma mesafesini artırmak bizim aklımıza gelmeyecekti. Çünkü fren sistemi araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlardı. Soğuk havalarda araç el freni çekili halde park edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelebilir? El freni yağlanır, fren balataları donarak kampanaya yapışır, fren hidroliği azalır, fren sistemine hava dolar. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soğuk hava yani kar, kış, dondurucu, eksi havaları düşünün. Bu şekilde aracınız el freni çektiniz ne oluyor? E, fren balataları donuyor ve kampana yapışıyor. Motor kompresyon freninin etkisi aşağıdakilerden hangisidir? Taştı hızlandırır, taştı yavaşlatır, araç bir tarafa çeker, frenleme çok zayıflar. Doğru cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Hani demiştim ya motor kompresyon freni etkisi aracı yavaşlatmaktır. Etkisini soruyorlar. Yavaşlattığını bilin demiştim. Şu anda da sınav sorusunu görüyorsunuz. El freni çekik vaziyette unutulup yola devam edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? Kameli ısınır, fren tutmaz. Krank meli ısınır, fren tutmaz. Fren sisteminin hidrolik hidroliği azalır. Kampanalar ısınır, fren tutmaz. Doğru olan cevabımız değişik olacak değil mi? El freni çekik vaziyette unuttuk. O şekilde de gidiyoruz. Aslında araç kendini belli eder. Biraz şöyle boğulur. Kampana ısınır, fren tutmaz diyeceğiz. Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir? Haftalık, günlük, aylık, 6 aylık. Doğru cevabımız. B şıkkı günlük olarak kontrol edilecek değil mi? Fren yaptığımız zaman aracımızın hızı azalmıyorsa hidroliğin kal kalmamasından kaynaklı demiştik. Bunu da hatırlamış olalım. Ve yine fren yağı azaldıysa hidrolik yağ ile tamamlanacaktı. Bunu da hatırlamış olalım. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt sarfiyatına sebep olur? Frenlerin sıkı olması, frenlerin gevşek olması, frenlerin yağlı olması, frenlerin normal olması. Doğru cevabımız A şıkkı değil mi? Frenler sıkı ise eğer benim yakıt tüketimim artardı. Aşağıdakilerden hangisi de frenlerin tutmaması neden olur? Debrejin kaçırması, fren balataların yeni olması, fren hidrolik sisteminde sızıntı olması, fren lambalarının yanmaması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Fren hidrolik sisteminde sızıntı varsa eğer frenler tutmayacaktı. ABS fren sistemin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlar, Frenlemede duruş mesafesini uzatır, debriyajın kolay ayrılmasını sağlar, kalkışta patinajı önler. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Tekrar hatırlayalım ABS fren sisteminde frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlar demiştik değil mi? Tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önler demiştik ve aracın yol üzerinde kaymasını ve trafik kazası riskini de azaltır demiştik. Araçta el frenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak, aracın emniyetli olarak hızını artırmak, duran araca ilk hareketi vermek, duran aracı sabitlemek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak değil mi? Duran aracı sabitlemek de el freninin görevi. Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir? Diferansal arızalıdır, hidrolik kalmamıştır, akslar arızalıdır, kavrama kaçırıyordur. Doğru cevabımız B şıkkı olacak değil mi? Hidrolik kalmamıştır. Bundan da bahsetmiştik. Araç seri haldeyken gösterge panelinde hangisi yanarsa fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza olduğu bilinir. Bize 4 tane gösterge verilmiş. Hadi onları dikkatli bakalım olan cevabımız A şıkkı olacaktır. El freni çekili veya hidrolik seviye düşük anlamındaydı. El freni indirdiğimiz zaman A şıkkındaki göstergemiz gösterge panelinde artık yanmaz ve sönerdi. B şıkkındaki düşük silecek suyu seviyesi anlamındaydı. Cam suyunun bittiği anlamına gelir. Ne yapacağız? zaman kendimiz dolduracaktık. C şıkkı dörtlerdi. D şıkkı ise hararet göstergesiydi. İşte bu D şıkkındaki göstergemiz bizim için önemli. Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildiren 3 tane göstergemiz var. Tekrar hatırlayalım. Yağlanması, şarjlanması ve lambası şeklindeydi. Harit lambası yandığı zaman motor soğutma suyu fazla ısınmış anlamındaydı. Ve hararet göstergesiydi kendisi. Hemen aracımızı durdurmamız gerekirdi. Ve motorun soğumasını beklememiz gerekirdi. Motor soğuduktan sonra da en yakın servise başvurmamız gerekiyordu. De. ABS fren sistemi tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi frenleme sırasında aşağıdakilerden hangilerini azaltır? 1. Aracın yol üzerinde kaymasını, 2. Trafik kazası riskini, 3. Direksiyon hakimiyetini. Şıklar: 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 ve 3. Doğru olan cevabımız A şıkkı 1 2 olacaktır. Aracın yol üzerinde kaymasını değil mi? Bunu azaltır ve trafik kazası riskini azaltacaktır. Direksiyon hakimiyetini azaltmaz. ABS fren sisteminden bahsediyoruz. Frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlardı. Servis ayak frene basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Ön ve arka tekerlekler birlikte durur, arka tekerlekler durur, ön tekerlekler durur, ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur. Doğru cevabımız A ön ve arka tekerlekler birlikte duracaktı. Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? 1- Yol koşulları, 2- Kullanım süresi, 3 fren telinin uzunluğu. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız 5 şıkı 1 ve 2 olacaktır. Yol koşulları ve kullanım süresi şeklinde. Şimdi biraz önceki soruyla aynı ama geleceğim ona. Aracın gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması el frenin çekil olduğunu gösterir diyor. Şıklar aynı mıydı? Evet biraz önceki soruyla aynıydı. Ama orada bize demişti ki Araç seyir halindeyken gösterge panelinde hangisi yanarsa demişti. Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza olduğu bilinir demişti. Hemen ne yapmıştık biz A şakını işaretlemiştik. Burada ne diyor yine mantık aynı. Hangisi el freninin çekili olduğunu gösterir diyor. Yine cevabımız A şakı olacaktı. Hemen diğerini hatırlayalım. Tekrar B şakı neydi? Düşük silecek suyu seviyesi. C şakı dörtler. D şakı da hararet şeklindeydi. Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin görevlerinden biri değildir? Duran aracı sabitlemek, aracın hızını düşürmek, aracın durma mesafesini artırmak, aracı güvenli bir şekilde durdurmak. Doğru olan cevabımız C şıkkı değil, değil mi? Duran aracı sabitlerdi, aracın hızını düşürürdü ve aracı güvenli bir şekilde durdururdu. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Fren sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, süspansiyon sistemi. Doğru olan cevabımız A şakı fren sistemi olacak. Yavaşla, dur, sabitlen. Neydi, neydi neydi bu? Fren sistemiydi. Şimdi geldik Son sorumuza araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığını yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir. Fren, yakıt, yağlama, soğutma. Ee, hadi biraz düşünelim. Doğru olan cevabımız A şakı fren olacaktı. 20 tane soru çözdük. Bu 20 tane soruda kaç yanlışınız var? Lütfen yorum bölümüne yazın. Ben de sizleri değerlendireyim. Diğer motor konu anlatımı ve soruları için ilk yorumda linklerden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.